Multiple sklerozla başlayacağız programımızı demiştim ama hocam önce teşekkürler var. 10 kadar teşekkür var. Ama bir tanesi çok etkileyici ve ismimi lütfen hani söyleyin çok teşekkür ediyorum demiş. Doktorlarımıza güvenimiz sonsuzdur. Mehmet Ali Erkiremitçi, Figen Hanım'ın hastasıymış ve ikinci kez hayata bağladığını, 4 ay reanimasyonda cihaza bağlı yaşadım ama şu anda hani kendimdeyim ve binlerce kez teşekkür ederim demiş. Beni de çok etkiledi. Onu sizinle paylaşmak istedim. Teşekkürleri gelen tüm seyircilerimize sizlerin adına da buradan çok teşekkür ederim. Zehra Hocam, multiple skleroz nedir? Multiple skleroz merkezi sinir sisteminin demiyelinizden bir hastalığıdır diye tanımlanabilir. Merkezi sinir sistemi nedir dersek anlaşılır şekilde beyin ve omurilik. Beyin ve omurilikteki hücrelerden çıkan lifler vücudumuzdaki tüm organlara ve dokulara mesajlarını elektriksel bir aktiviteyle gönderler ve bu sayede de biz kolumuzu hareket ettiririz, hissettiririz, hissederiz, görürüz, dengemizi sağlarız gibi. Multiple sklerozda bu miyelin kılıfı yok oluyor. Multiple skleroza kısaca MS diyeceğim konuşmam esnasında nörolojinin bence en gizemli hastalıklarından biri. Üzerinde çok araştırma yapılıyor çünkü gençleri etkiliyor ve trafik kazasından sonra gençlerde engelliliğe sebep olan hastalıklar içinde birinci sırada. Genç nüfusu yani öğrenim çağında belki aktif olarak iş hayatında evli belki çocuk beklentisi olan insanları etkilediği için gençleri vurduğu için çok çalışılan bir hastalık. Ama hala kesin sebebi bilinemiyor. Bir sürü faktör suçlanıyor. Viral enfeksiyonlar geçirilmiş o yaşa kadar. Efendim bağışıklık sistemiyle ilgili problemler, aşırı atmosfer sıcaklıkları, daha önce geçirilmiş kazalar, ameliyatlar, aşılamalar gibi. 2 kere 2 4 değil multiple sklerozda. Beynin her yerini seviyor. Beynin her yerini seviyor, omuriliğin her yerini seviyor ve onlarla ilgili klinik belirti ve bulgularla karşımıza çıkıyor. 2 kere 2 4 değil hiçbir zaman Değiliz. multiple sklerozda. Yani kimler yakalanabilir diye Kimler soramadım bile yani yakalanabilir? burada. Şimdi hanımlar yakalanabilir. Kadın erkek oranına baktığımız zaman 2 kadına karşı 1 erkek. Hanımlar bu konuda şanssız ama hastalığın gidişatı konusunda da erkekler şanssız. Onların hastalıkları biraz daha hızlı ilerleyebiliyor. Kimler yakalanabilir? Gençler yakalanabilir. 20-40 yaş hastalığı. Ailede multiple skleroz olanlarda risk biraz daha fazla. Genetik özelliğinden eminiz ama hangi kromozom, hangi kolu onu çok iyi bilemiyoruz. Multifaktöriyel olduğu gibi aynı zamanda multigenetik. İlla ki anneden kıza veya babadan oğula geçecek diye bir şey yok. Yani kara kaş, kara göz, sarı saç, mavi göz gibi değil. Ama aile içinde görülme ihtimali biraz daha yüksek. Artı bağışıklık sistemiyle ilgili bir hastalık. Vücudumuzda bizi mikroplara karşı korumakla görevli hücreler ve maddeler bu multiple sklerozlu kişilerde beyin hücrelerini düşmanmış, yabancıymış gibi kabul edip bu liflerdeki miyelin kılıfını yok ediyorlar. Ona bağlı klinik belirtiler çıkıyor. Klinik belirtiler neler? Tek taraflı görme kayıpları, dengesizlikler, güçsüzlükler, idrar kaçırmalar, büyük abdest kaçırmalar veya tam tersi yapamamalar, baş dönmeleri, vertigo vesaire, duyu bozuklukları karşımıza bu kliniklerle çıkabiliyor. MS dendiği zaman hastalar çok korkuyorlar. Hocam araya gireceğim ama evet çok korkular. Biraz önce hani genetik durumundan bahsettiniz ya. Hani ailesinde olan da olabilirdi, olmayabilirdi Tabii dediniz. %100 olacak değil. Yani söyledim ya siyah saçımız gibi ya da sarı saçımız gibi geçmiyor bu. Karmaşık bir geçiş var. Her genetik yatkınlığı olanda da çıkacak diye bir şey yok. Şöyle diğer bahsettiğimiz riskler, enfeksiyonlar, travmalar, aşılanmalar, aşırı ateş yükseklikleri, yüksek sıcaklıktaki atmosferler vesaire olmadığı sürece
İlla çıkacak diye bir şey yok. Genetik ailede var ama çıkmıyor. Ama ailede yok, çıkabiliyor. Bunu önceden herhangi bir testi yok. Ha işte onu soracaktım. Bir risk faktörü Ben varsa örneğin bir şey yok, yapacak mı yok, bu yok. kişi Bekle ve gör. bekleyecek? Evet, maalesef öyle. Ama demin tam oraya giriyordum. Korkmamak lazım. Aslında korkutucu toplum için, aile için değil mi? Bazı nasıl diyeyim korkutucu insanlar şöyle korkuyor. Acaba yakınımda hemen olabilir mi? Ben işte bu belirtileri toplum içinde olursam o anda bana bir güçsüzlükle işte elimdekini düşürebilir miyim? Bir arada olmalı mıyım, Şimdi olmamalı mıyım? multiple skleroz tabii bugün ona yer verdik. Ama çok sık görülen bir hastalık değil. Değil. Tüm dünya üzerinde 2,5 milyon MS olduğu biliniyor. Türkiye'de de 35 bin 40 bin arası. Ben buradan bir çıkarım yaptım. Konya'da da 400 falan olmalı. Biraz fazla ama 400 değil. Şimdi riskli bölgeler var. Bazı yerlerde risk 100 binde 1 ile 10 arasındayken bazı bölgelerde ama bu Türkiye dışındaki bölgeler dünyanın başka bölgeleri 100 binde 300'e kadar falan çıkabiliyor. Çok çok yüksek riskli. Konya'da sanki bana 1000'e yakın MS'i var gibi geliyor. Çünkü 400'e yakın kendi klinimizde takip edilen MS'i var. MS takip eden başka Nereler de nörologlarımız var? da var. Ama dediğim gibi bir inmeye göre veya diğer nörolojik hastalıklara göre çok fazla görmüyoruz. Hani ailemde var, yakınımda var, komşu. Bulaşıcı da değil zaten bu. Evet, o Aynı yüzden yemeği korkuluyor. yiyenlerde de çıkmıyor. Yani beslenme şekliyle de birebir alakası yok. O yüzden korkmaya gerek yok, paniğe gerek yok. İlla çıkacak diye bir şey yok. Yok. Bir de bu hastalığın %20'si zaten iyi huylu. Yani hasta tanısı konduktan 10-20 yıl sonra hala ayakta. Ben onu anlatıyorum hastalarıma. Bazen İlk atakta hasta çok kötü oluyor. O çok az bir kısmı. Onun dışındakiler oldukça iyi gidiyorlar. Panik yapmamak gerekir. Stres de eğer MS tanılı bir kişide çok ağır ruhsal veya fiziksel stres varsa o da atakları yapabiliyor. Ve ataklara sebebiyet verilebiliyor. Çünkü MS ataklarla yani kötüleşmelerle bir müddet sonra düzelmelerle, bilemediğimiz bir süre sonra tekrar kötüleşmelerle beynin bir başka bölgesini tutarak farklı belirti ve bulgularla devam edip gidiyor. Genç hastalardan bahsettiniz. Bu hastalardan merak edilen bir konuda çocuk sahibi olabilirler mi? Tabii ki çocuk sahibi olabilirler. Multiple sklerozlu bir hasta evlenebilir de, evlenmişse çocuk sahibi de olabilir. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Biz MS tedavisinde her hastaya değil ama gerekli hastalara atakları önleyici tedaviler veriyoruz. Bunlar ağızdan olabilir, enjeksiyon tarzında olabilir. Bunları kullanırken hamile kalmamaları gerekiyor. Eğer doğurmak isterlerse birkaç ay önceden ilaçlarını kesmemiz, ondan sonra hamile kalmalarını tavsiye ediyoruz. Bir. İkincisi de gebelik esnasında atak pek olmuyor. Çok 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 nadir olarak atak geçirebiliyorlar. Atak tedavisinde de kortizon kullanıyoruz. Gebelerde de kortizon kullanmanın bir mahsuru tıbbi olarak yok. Doğurduktan sonra lohusalık döneminde tekrarlayabiliyor bu hastalık. Kötüleşmeler olabiliyor. Onun sebebi de büyük ihtimalle hormonların ani değişikliğinin yanında lohusalığın ruhsal ve fiziksel açıdan çok zor bir dönem oluşu, uykusuzluk, yorgunluk gibi. Bu dönemde iyi bir aile desteği bu dönemi rahat atlatmalarına sebep olabilir. Artı bazı yayınlar diyorlar ki doğurur doğurmaz 3 ya da 5 gün akut atak tedavisi verin, kortizon verin, öylece engelleyin diyorlar. Ama benim kişisel tecrübelerime göre ben doğurulmasından hatta birkaç tane MS hastasının doğurmasından yanayım. Böyle bir tedavi vermeyip sıkı bir takip, sık aralıklarla takip öneriyorum. Şimdiye kadar da gebelik süresinde veya lohusalık döneminde kötüleşip alevlenip gelen hastam olmadı. Olmadı. Çocuklar da çok sağlıklı. Çalışabilirler mi hocam? Valla çalışabilirler. MS tanısı olan kişinin ilk sorduğu soru şu. Bundan sonra hayatımı nasıl idame Evet. ettireyim, ne yapayım, neler yapmayayım? Ben onlara şöyle diyorum. Bu sadece benim fikrim değil tabii. Klasik bilgiler. Okuyorsanız okulunuzu bitirin. Çalışıyorsanız çalışmaya devam edin.
İşiniz yoksa iş bulun. Kendinizi bir meşgale bulun. Bekarsanız evlenebilirsiniz. Hangi işleri yapamazsınız? Astronot olamazsınız. Dalgıç olamazsınız. Efendim, pilot olamazsınız. Ama onun dışında öğretmenlik yapabilirler, doktorluk, hemşirelik yapabilirler. Her türlü mesleği yapabilirler. Hiçbir şeyden geri kalmamaları, hayata bağlanıp çalışmaları var. Gerekiyor. Onu Teşekkür tavsiye ediyorum. ediyoruz. Yaşamlarını kaldığı yerden devam Kaldığı etsinler yerden dediniz. devam Sağ olun. etsinler. Hatta daha da sıkı sarılıp boş geziyorlarsa iş bulsunlar. Sınır. Eğitimlerinde bir eksiklik varsa onu tamamlasınlar. Evet. Şimdi tabii ki bugün sık görülen nörolojik hastalıkları konuşacağız dediğimiz için hocam her hastalığa çok fazla zaman ayıramadık. En azından merak ettiklerimizi Evet. soruyoruz. Fikrin hocam demans nedir? Demans kelime anlamı aslında Fransızca bir kelime olduğu için dementia olarak yazılmakta. Mentia, anmak, zikretmek, hatırlamak anlamına geliyor. Dementia, yani demans olarak çevrilmiş hali ise anamamak, hatırlayamamak anlamına gelmektedir. Türkçe ise bunama şeklinde çevrilmiş bir hastalıktır. Ama demans daha çok beyinde sinir hücrelerinin harabiyetine bağlı ortaya çıkan bilişsel yıkımla seyreden hastalıklar grubudur. Ve bu hastalarda unutkanlık ön planda, bunun yanı sıra davranış bozukluğu da beraberinde gelmektedir. Hocam Demansa yol hepimiz açan 100'e kadar hastalık var. evet, şimdi onu da siz unutkanlık deyince hepimiz o kadar çok unutuyoruz ki hani çok hastalık var demansa yol açan dediniz. Her unutkanlık bir hastalık mı? Hafızayı beşer, nisyan ile malüldür. Meşhur bir Türk atasözü. Yani insan hafızası unutkanlık hastasıdır. Tabii ki insan olmamız dolayısıyla hepimiz unutabiliriz. Bir anahtarı bulmakta zorlanabiliriz bazen ya da randevuları unutabiliriz. Bunlar ne zaman normal değil, ne zaman normal? Özellikle dikkat bizim hafızanın, belleğin oluşmasında çok önemli. Özellikle depresyon gibi, anksiyete gibi durumlarda ya da günümüz malum çok yoğun iş hayatında çok fazla şey düşünmek zorunda olduğumuz için dikkat dağınıklığına bağlı yeterli bir bellek oluşturulamıyor ve o andaki anı unutabiliyoruz. Sonrasında da hastalar bize demans mıyım diye gelmekte. Ama bir süre sonra zaman geçince tekrar bu anı hatırlıyorsak bir problem yok demektir. Ya da yeni bilgileri öğrenebiliyorsak herhangi bir sorun yok demektir. Peki hocam, Alzheimer hastalığı nedir? Evet, Alzheimer hastalığı demansın alt grup bir hastalığıdır. Ve ya bunun ön planda olmasının sebebi çalışmalarda demansa yol açan hastalıkların %50'den fazlasının Alzheimer'e bağlı olduğu bulunmuş. Alzheimer nedir? Niye adı Alzheimer? 1906 yılında Louis Alzheimer 51 yaşında Augusto diye bir kadın hastayla karşılaştı. Ve bu hasta kendi bakımını yapamaz ve bütün her şeyi de reddeder durumdaydı. Ve ilk kez 1906 yılında bu hastayı beyin kabuğunun çok nadir hastalığı diye de yayınlamış. Ve o dönemde aslında hiç de ilgi çekmemiş beyin kabuğunun nadir hastalığı. Herhalde günümüzden 100 yıl sonra, yani zamandan 100 yıl sonra bu kadar meşhur olacağını kendisi de bilmiyordu. Ve Alzheimer hastalığında ekranda görünüyor mu? Evet. Üstte de görüldüğü üzere bizim beynimiz aynen bir cevizi andırıyor. Yaş ceviz nasıl dolgun oluyor? Kuru ceviz biraz küçülmüş vaziyette oluyor. Aynen Alzheimer hastalığında da beyinde küçülme gözüküyor. Ve gene daha sonraki slide'da bakarsak gene ekranda sol tarafta gibi kabul edersek normal beyin ve sağ tarafta ekrana göre şey yaparsak Alzheimer'li beyni görüyoruz. Tekrar arkada daha sonraki slide'a bakarsak Alzheimer hastalığında gene sağda normal beyin dokusunu, sinir hücrelerini görüyoruz.
Sol tarafta ise tau protein hiperfosforilasyonuna bağlı oluşan yumaklar ve beta amiloid proteinine bağlı oluşan plaklar. Yani normal sinir hücrelerinin yerini yumaklar ve plaklar doldurmakta ve buna bağlı kişinin özellikle yakın belleğinin bozulduğu unutkanlık ortaya çıkmakta. Hastalar bize geldiği zaman bazen şöyle diyor: "Hocam, benim babam askerlik hatıralarını çok iyi hatırlıyor. Ben hatırlamıyorum. Benden zeki aslında. Bu böyle bir Alzheimer olabilir mi?" Ben de diyorum ki tam da bu işte Alzheimer'dir. Niye? Çünkü Alzheimer hastalığında özellikle yakın bellek bozulur. Bozukluğu. Hasta bir gün önce ne yediğini ya da bir öğün önce ne yediğini bilmez. Sorduklarını tekrar tekrar sorar. Yön kavramı bozulur. Eşyaları hani biraz önce unutkanlık hastalık mıdır dediğimiz zaman hepimiz anahtarı unuturuz, sonra buluruz. Bu hasta anahtarı gider buzdolabına koyar. Evet. Yani olmayacak yerlere koyar. Yemek pişirmede organizasyon, planlama gerektiriyor yemek yapmakta. Hanımlar herkes bilir. Hastalarımız diyor ki artık annemin yemeği tatsız tutsuz durumda. Yemek yapmak gibi basit işlemleri bile yapamaz hale gelir Alzheimer hastalığı Her zaman olanlar. yaptığı işlemleri değil mi Evet. yapamaz hale gelir. Ailesel geçiş var mıdır hocam bunda da? Evet, bütün hastalarımızda Korkulur. bunu soruyor. %5 oranında ailesel geçiş söz konusu ve özellikle 55 yaşından daha genç yaşta ortaya çıkan hastalarda bu ailesel geçiş daha önemli. Neden önemli? Bazı kromozomlardaki mutasyona bağlı geçen bir durum oluyor. Bunun dışında ailesinde Alzheimer hastalığı olanlarda ancak yani genetik geçiş %5 oranında yani %95 oranında genetik geçişli değil. Fakat ailesinde, annesinde, babasında Alzheimer hastalığı olanlarda yaklaşık diğer olmayanlara göre 2 kat daha yüksek olduğu da biliniyor. Pekala, özellikle apolipoprotein E4 dediğimiz bir proteini taşıyan kişilerde yakalanma riski olmayanlara göre %30 daha fazla. Biz bu tahlili yapalım mı? Benim annemde, babamda bu hastalık var. Bende de çıkacak mı hocam diye sordukları zaman tüm dünyada, ben demiyorum bunu, literatür bilgisi bakılmaması öneriliyor. Çünkü bu hastalarda zaten diğer apolipoprotein E4 taşımayanlarda %10 oranında çıkacak. E4 taşıyanlarda %30 oranında çıkacak. Yani %70 oranında çıkmayacak demektir. O yüzden bu hastalar eğer E4'ü taşıyor öğrenirse strese girip sürekli beklenti içinde olacak ve yakalanmayacaksa da yakalanması kolaylaşacak diye bakılması tavsiye edilmiyor. Edilmiyor. Peki hocam, Alzheimer hastalığından hepimiz korunmak için bir şeyler yapmak istiyoruz değil mi? Bazıları bulmaca çözmeye çalışıyor. Ev hanımları diyor ki örgü örmeye çalışıyorum. Siz ne öneriyorsunuz Evet, tabii korunmak ki. için? Alzheimer hastalığında korunmak mümkün mü? Şöyle bir Türk atasözüyle ben gene söze başlamak istiyorum. Gençlikte yaşlılık için ömür ayırmalı. Yani gençken Alzheimer hastalığının da son çalışmalarda orta yaşlarda başladığını, yani Alzheimer hastalığına bağlı biraz önce söylediğim beyindeki değişikliğin orta yaşlarda başladığını ve bu nedenle orta yaşlarda alınan önlemlerin yakalanma riskini azalttığını göstermekte. Neler yapabiliyoruz? Biraz önce aynı MS'de de söylediğimiz gibi Zehra hocamın, bir kere hipertansiyon çok önemli. Özellikle çalışmalarda tansiyonun 160-90 milimetre civarın üzerinde olanlarda daha yüksek yakalanma riskinin bulunduğu ve son yapılan bir çalışmada da ileri yaşlarda diyastolik tansiyon dediğimiz küçük tansiyonun 70 milimetre civarın altına düşürülmesi de, yani çok düşürülmesi de Alzheimer hastalığında yakalanma riskini artırdığı bulunmuş. Gene şeker hastaları da Alzheimer hastalığına yakalanma riski de %35 daha fazla artırmakta. O yüzden şeker hastalığına yakalansalar bile kan şekerinin regüle edildiği zaman yakalanma riski daha da düşebiliyor. Bunun dışında obezite yine çok önemli. Özellikle
Vücut kitle indeksi dediğimiz bizim bir hesaplama yöntemi var. Bu eğer 30'un üzerinde olursa Alzheimer hastalığına yakalanma riski %74 oranında arttığı bulunmuş. Karın çevresindeki yağlanma Alzheimer hastalığına yakalanmayı 2-3 kat artırdığı bulunmuş. Sigara içenlerde Alzheimer hastalığının görülme oranının 2 kat daha fazla olduğu bulunmuş. Ve gene bizim sedanter hayat, sürekli böyle evde tek başına oturuyor, hiçbir şey yapmadan pasif bir şekilde televizyon seyredenlerde de hareketsiz kişilerde Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin daha fazla olduğu bulunmuş. Dolayısıyla bizim bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Neler yapabiliriz bundan başka? Beslenmeyle bir bağlantısı var mı? Neler yiyeyim diye geliyor hastalar. Kalbe iyi gelen her şey beyni de iyi gelmektedir ve son yapılan çalışmalar Akdeniz diyetinin çok faydalı olduğu. Bu nedir? Zeytinyağından ağırlıklı beslenme, sebze ağırlıklı, balık ağırlıklı, süt, yoğurt ağırlıklı beslenme tavsiye ediliyor. Ve son dönemlerde D vitamini biliyorsunuz çok meşhur. Tabii Bütün ki. her derde deva olarak lanse ediliyor. Halbuki 1920'den beri bilinen bir vitamin. Reşitizm etkisi, çocuklardaki reşitizm etkisi çok iyi biliniyor ama şu anda tekrar güncel durumda. D vitamininden normal miktarda beslenmek önemli. Son dönemlerde D vitamini ampulleri kırılıp kırılıp içiliyor. Ben işte hasta olmayayım, bağışıklığım artsın, Alzheimer olmayayım diye. Ama bu sefer de böbreklerde toksik etkisiyle böbrek yetmezliğiyle gelen hastalarımız var. O yüzden D vitamini alırken de dikkatli olmak lazım. Yeterli süt, yoğurt, peynir tüketimi ve güneş mutlaka şart. El ve yüzlerin görmesi yeterli. Günde 15-20 dakika güneşte kalmak, el ve yüzleri görecek şekilde. Bizim D vitaminimiz zaten sağlıyor. Yani ekstradan gereksiz yere D vitamini ampulleri fazla almamayı da burada ben dikkatle öneriyorum. Bunun dışında C vitamininden, E vitamininden zengin beslenmenin de faydalı olduğu bulunmuş. Ama bu tablet alınmaması söyleniyor. C vitamini günlük 60 miligram bizim için yeterli. Bu 60 miligramı biz ne ile sağlayabiliriz dersek, mesela 100 gram maydanozda 180 miligram şey var, C vitamini var. Yani günlük ihtiyacın neredeyse 3 katı kadar. Dolayısıyla ve biberde 100 gram biberde 100 miligram C vitamini var. Asma yaprağını her zaman söylüyorum. Annelerimiz çok doğru bir şey yapıyor. Konya'da çok güzel asma Yaygın. yapraklarına hem zeytinyağlı hem etli sarmalar yapılıyor. 100 gram asma yaprağında da 120 miligram C vitamini var. Dolayısıyla sadece haplarla değil, tabletlerle değil, canlı beslenme dediğimiz yiyerek beslenmeyle zaten günlük C vitaminini sağlıyoruz. E vitaminine gelince gene 200 miligram E vitamini almak yeterli ve bu da en fazla gene ceviz zaten şekliyle beynimize benziyor. Ceviz ve diğer kuru yemişlerin tüketilmesiyle bunlar kolaylıkla E vitamini, günlük E vitaminimiz karşılanabiliyor baklagiller. Dolayısıyla korunmak için zihinsel egzersiz de çok önemli. Nasıl normal yürümemiz önemliyse haftada 2 kez 15-20 dakika yürümek bizim için yeterli. Beyin egzersizlerinden de neler yapabiliriz? Biraz önce sizin de söylediğiniz gibi bulmaca çözmek, örgü örmek ve mesela yeni fıkralar öğrenmek, yeni hikayeler okuyup onları akılda tutmaya çalışmak, günlük yazmaları, bazı şeyleri yaşadığı şeyleri hatırlamalarını sağlamak amacıyla bunlar da beyin egzersizleri olarak kullanılabilir. Ama şuradan bir noktaya daha çok dikkatinizi çekmek istiyorum. Zamanımız dar, bunu da biliyorum ama Alzheimer hastalığına yakalanmamak için en dikkat edeceğimiz şeylerden birisi de PTT'den uzak durmak. Pijama, terlik, televizyon. Dolayısıyla mutlaka sosyal hayatın içinde olmalıyız. İnsanların dertlerini dinlemeliyiz. Bir tane daha çalışmadan bahsetmek istiyorum. Farelerde yapılan bir çalışmada yaşlı fareler bir tarafta tek başlarına bırakılmış, bir tarafta da yaşlı farelerin yanına çocuk fareler bırakılmış. Bu yaşlı fareleri çocuk fareler irite ettikçe
yaşlı farelerin beyinlerinde sinaps dediğimiz bağlantıların sayılarının arttığı bulunmuş. Dolayısıyla biz mutlaka sosyal hayatın içinde olursak, anneanneler, babaanneler, torunlarıyla beraber baktıralım. Evet olurlarsa çok daha Alzheimer hastalığına yakalanmada azalma oluyor. Bu arada eğitim, yüksek eğitim Alzheimer hastalığını büyük oranda azalttı ve en önemli azaltıcı faktörlerden birisi olduğu bulunmuş. Hocam şimdi bir reklam arası vereceğiz, sonra tekrar birlikteyiz.